1 Mart 2014'te 80 bin lira nominal değerli %6 faizli devlet tahvilleri banka aracılığıyla alınmış. Faiz ödemeleri 12 ayda bir yapılan tahviller işletme tarafından 1 Aralık 2014'te 90 bin liraya satılmıştır. Satışla ilgili kayıt hangisidir? Tahvil alışını hatırlarsanız iki opsiyon vardı. İhraç tarihinde alırsam birincil piyasa, ihraç tarihinden sonra alırsam ikincil piyasa demiştim. Burada bize tahvil alışını sormaz, tahvilin satışı sorulur. Satışla ilgili yapılacak kayıtta hangisi doğrudur der. Seçenekleri menkul kıymet satış karı alacaklı 6400, menkul kıymet satış zararı hesabı borçlu 6000, Diğer çeşitli dönem varlıklar hesabı alacaklı 4.000 Faiz gelirleri hesabı alacaklı 6.000 Kamu kesimi, tahvil, senet ve bonolar hesabı alacaklı 90 bin. Tahvil, bono ve senet satışında dikkat etmem gereken detay şu. 80 bin liraya satın almış olduğum bu tahvili 90 bin liraya sattım. Konuya çok vakıf olmayan öğrencilerimiz aradaki 10 bin liranın kar olduğunu düşünür. Ama tahvil söz konusu olunca karı ya da zararı sadece satış bedeli eksi maliyet bedeli diye hesaplamayız. Tahvili sattığınız zaman alış tarihinden satış tarihine kadar geçen sürenin faizinden vazgeçildiği için vade dolmadan sattım kar ve zarar hesabında bunu da dikkate almam gerekir. Yani tahvil satışından dolayı karı ya da zararı şöyle hesaplayacağım arkadaşlar. Tahvil satışından doğan karı ya da zararı şöyle hesaplamam gerekir. Satış bedeli 90 bin. Maliyet bedeli 80 bin. Aldığım tarihten sattığım tarihe kadar geçen sürenin işlemiş faizi ise 3600'dür. Bunların arasındaki fark pozitifse karı, negatifse zararıdır. Burada 6400 liralık bir pozitif fark söz konusu. Bu da bana karı gösterir. İşlemiş faiz hakkım şöyle hesap edilir. Tahvilin nominal değeri çarpı faiz oranı çarpı süre. Aldığım tarihten sattığım tarihe kadar geçen süre arkadaşlar 9 aydır. 80 bin liranın yüzde altıdan 9 aylık faizi 3600 liradır. Şimdi tahvil satışı ile alakalı kaydım şöyle olacak. 1. 90 bin liraya sattım. Bankalar hesabı borçlu. 2. Kamu kesimi tahvil senet ve bonusu alacaklı. Nominal değeri 80 binde. 3. Aldığım tarihten sattığım tarihe kadar vazgeçtiğim İşlemiş faiz hakkı 3600 liradır. Aradaki 6400 liralık fark pozitiftir. Bir gelir hesabı olan menkul kıymet satış karı hesabına bunun da alacak tarafına yazar. Soruda satışla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur diye sormuştu. Menkul kıymet satış karı hesabı alacaklı 6400 yani Adana seçeneği doğru yanıtımdır.